Selam, Bursa'ya hoş geldiniz. Ben sporsuz yapamayanlardanım. Spor benim hayatım. Başarılı olmak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışmam gerekir. Her gün antrenman yapmak şart. Çünkü hedeflerim büyük ve onlara, yani zafere ulaşmak için elimden geleni ve hatta daha fazlasını yapmak zorundayım. Ne demiş atam? Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. Biliyorum, ben de başaracağım. Peki ama ben kimim? Merhaba, ben Hatice Kübra İlgin. 26 yaşındayım, Bursa'da yaşıyorum. 14 yıldır tekvando branşıyla uğraşıyorum. Tekvando'ya antrenörüm Fikret Temuçin'in öğrenci taramasına gelmesiyle başladım. Hatice'yi okulda keşfettim. Zayıf ve biraz uzun olduğu için kas grubu bana uyum sağladı. Hatice'yi oradan aldım, biraz çalışmaya başladım. Ve ondan sonra Hatice'nin ileriye doğru çok iyi bir sporcu olacağını fark ettim. Antrenmanları sürekli birebir çalıştırmaya başladım. Nereye gittiysem de Hatice'yi hep yanımda götürdüm. Bizim ekonomik durumlarımızdan dolayı zor gidiyorduk. Ama gittiğimiz her maçta başarı almaya başladık. İlk dörtte ya da ilk finale kadar geliyorduk. Hatice'ye biraz daha yükseleceğine inandım. Yüklenmeyi fazla yaptım. Alt sikletlerde Hatice'yi zorlamaya başladım. Başarı zaten zorlukla geliyor. Basamakları tek tek çıkmak gerekiyor. Zaten onun sayesinde buralara geldim. Onun desteği, onun hırsı, onun azmi olmasaydı belki ben çoktan pes etmiştim. Antrenörüm bana inancı ve güvenceyle beraber daha çok çalışmaya başladım. Birlikte bu yola baş koyduk. Bir hedef koyduk ve hedeflerimiz ve hayallerimiz için daha çok çalıştık. İnşallah hedeflerimize ulaşmayı temenni ediyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Sadece pazar günleri dinlenebiliyoruz. O da çok küçük bir ihtimal. Antrenörümüz bu konuda bizi çok sıkıyor. Bir gün tek, bir gün çift antrenman yapıyoruz. Özellikle maç dönemleri daha çok çalışarak daha sıkı çalışıyoruz. Günde 2 saat antrenman yapıyoruz. Çift olduğu zaman 4 saat oluyor. Hatta bazen 5 saate kadar uzuyor. Hatice ablayla 4 yıl önce tanıştık. Kardeşim tekvandoya başlamıştı. Annemin ısrarları üzerine ben de başladım. 4 yıldır spor yapıyorum. Hatice ablanın bir alt kuşağındayım. Hatice abla başarılı ve azimli olduğu için onun başarısı ve azmi bize de yansıyor. Hedeflerine ulaşmasını çok istiyorum. İnşallah seneye olimpiyata gidip madalyaların arasında en güzel madalyasını da eklemesini istiyorum. O başarılı oldukça biz de onun gibi olmak istiyoruz. Özellikle 2013 yılında sakatlıklarla çok uğraştım. Ayağımda yırtıklar oldu ve başaramayacağıma inanıyordum artık. Çünkü her maç yeniliyordum. Sakatlıklarla uğraşmaktan antrenman yapamıyordum. Müsabakaya gittik, arka kaslarda yırtık oluştu. Çok büyük yırtıktı. Oturamıyorsun, kalkamıyorsun, teknik atamıyorsun. Hatice bana geldiğinde hocam dedi her şey bitti dedi. Yani çünkü yırtık oluşan bir sporcu kesinlikle artık düzelmeyecek dediler. Kızım asla pes etmeyeceksin dedim. Çünkü ben geri adım atmayı sevmiyorum. Kızı hastaneye götürdüm. Doktor da çok iyi çıktı. O da dedi ki hocam dedi olacak dedi o zaman dedi. Sen inanıyorsan biz de inanacağız. Birlikte başaracağız. Kasları şu anda eskisinde daha sağlam oldu. Çünkü bayağı çalıştırdık. Onda kasları iyileştiği gibi gittik hemen Avrupa'da derece yaptık. 14 yıla, 10 Türkiye şampiyonluğu, 2013 Akdeniz oyunları ikinciliği, 2013 Avrupa üçüncülüğü, 2014 Kulüpler Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü, 2017 yılında Büyükler Dünya ikincisi, Üniversitiyat şampiyonluğu, 2017 Grand Prix şampiyonu oldum ve burada dünya şampiyonasında yenildiğim Koreli rakibimi yenerek birinci oldum. Ardından olimpiyat şampiyonu dövüşüp onu da yendim. 2018 yılında Kulüpler Avrupa şampiyonu oldum. Ardından Büyükler'de Avrupa ikincisi oldum. 2019 yılında Başkanlık Kupası'nda puan maçlarında altın madalya kazandım. Daha sonra Roma'da yapılan Grand Prix 1. serisinde gümüş madalya, ardından Japonya'da yapılan 2. seride altın madalya ve Sofya'da yapılan 3. seride bronz madalya kazandım. Şimdiki hedefim Aralık ayında Rusya'da yapılacak olan finalde kürsüde yer almak. Kendi hayallerimi hiçbir zaman yaşayamadım. Ben kendim Türkiye şampiyonu olmak istedim ama olamadım ama Hatice Türkiye şampiyonu oldu, ben oldum. Hatice Avrupa'da derece yaptı, ben oldum. Hatice dünya ikincisi oldu, ben oldum. Hatice olimpiyat rankingde 3. sırada, ben rankingde 3. sıradayım. Hatice dedim, üniversite okuyacaksın. Hocam beden eğitim öğretmeni okumak istiyorum dedim.
tamam kızım okuyacağız dedim. Bursa'da Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. Zaten milli sporcu olmanın avantajıyla üniversiteyi bitirdiğim an beden eğitimi öğretmeni olabiliyorum. KPSS şartı yok. Direkt atamalarımız oluyor. Milli sporcu olduğum için ve maçlara çok gittiğim için derslerde fazla bulunamıyorum ama öğretmenlerim bu konuda, hocalarım bana yardımcı oluyor. Kamplardan ve maçlardan fırsat bulduğumuz sürece, Bursa'da olduğum süre zarfında üniversiteye giderek derslerime girip üniversiteyi bitireceğim. Yüksek lisans yapıp öğretim görevlisi olarak Uludağ Üniversitesi'nde kalmak istiyorum. Son, üç, tek, 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 iki, iki, tek, 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 iki. Canla zıklıyorum, aferin. Dört, 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 iki, aferin. Dörtlü. Boz geliyor, güzel. Hep beşli. Bir, iki, üç, dört ve selam. 45, 45. Düğünlerin aranan ismiyim, ben. Yani halay başı Hatice olmadan düğünlerin tadı çıkmaz bilirim. Aferin, aç kol biraz daha. Sanmayın ki bu kadar. Sesim çok güzeldir. Odam kireç tutmuyor. Kumunu karmayınca. Bursa'daysam ve zaman yaratabildiysem arkadaşlarımla vakit geçirmek, onlarla birlikte alışveriş yapmak benim en büyük keyfim. Şimdi arkadaşlarım bekliyor ve onların yanına gitmem gerekiyor. Bakalım bugün kızlarla neler yapacağız. Efendim? Alo. Neredesin Hatice abla? Gelmek üzereyim. Tamam, biz bekliyoruz. Çayları söylüyoruz. Ha, o zaman bana da bir limonata söyleyin. Ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber, ne yaptınız? Ne yapacağız bugün? Ne düşünüyorsunuz? Cumalı kıza gidelim mi ya? Olabilir ya. Gidelim. Boş vakitlerimde gezmeyi çok severim. Alışveriş yapmaya bayılırım. Ayakkabı koleksiyonum vardır. Annemle bu yüzden çok kavga ediyoruz. Bunun dışında bowling oynamayı çok severim. Kültür parkta oyuncaklara binmeyi çok seviyorum. Yemek yemek. Bayılırım. Nerede ne yenir bilirim. Gün içinde yemek yiyeceğim zamanları heyecanla beklerim. Hatice abla çok samimi, içten, güler yüzlü, merhametli, yardımsever, en büyük destekçimiz. Yani örnek alabileceğim teknik olsun, karakter olsun, kişilik olsun, ondan güzel şeyler öğreniyorum. Güzel zaman geçiriyoruz beraber. Ev dışarı çıkmadığı sürece, antrenmanlarda da özel hayatta da beraberiz. Hatice abla çok eğlenceli biridir. Ayrıyetten çocuk ruhlu ve çok açık sözlü. Yani neyse odur. Yalandan hayatta hoşlanmaz. Dürüst insandır. Kızlarla cumalı kızlıkta dolaşırken bileklik beğendik. Beni çok sevdikleri için benim ismimin baş harflerini ve kendi isimlerinin baş harflerini yazdırdılar. Kamplardan ve maçlardan fazla fırsat bulamadığım için zaten Bursa'da kalamıyorum. Bursa'da kaldığım zamanlarda da antrenmanların yoğunluğu nedeniyle aileme fazla zaman ayıramıyorum. Annemi bekletmeden şimdi eve gideyim. İki ablam ve erkek kardeşim var. Erkek kardeşim Bursa'da yaşamıyor üniversite okuduğu için. İki ablam da evli. Merhaba. Sadece akşamları görüşebiliyoruz antrenman yoğunluğu nedeniyle.
3 tane de yeğenim var. Ekim. Annem muhteşem biri. Dünyaya gelmiş bir melek. Benim canım, her şeyim. En büyük destekçim. Dualarıyla ayaktayım. Ne? Nasıl geçti Hatice? Ne? Güzel, yoruldum artık. Akıllı, iyi, fedakar Hatice. Yani dışarıya saygılı, aileye saygılı, paylaşmayı seven biri. Maşallah Bursa'da olduğu sürece gittim ama dışarılara gidemedim. Çünkü yabancı ülkeye gitme şeyimiz şu anda yok. İnşallah olimpiyatlarda. Güzel yani, izlemek de güzel ama heyecan da dorukta oluyor o zaman. Günde 2 defa antrenman yapıyor. Sabah 11'de gidiyor. İşte 6'da gelip kıyafetini falan alıyor. Gece 10.30'da eve geliyor. Duşunu alıyor, yorgun oluyor ister istemez. Maçlarda, kamplarda. Yani evde olmuyor. Evde kalmıyor ki, sürekli dışarıda. Dışarıya gittiği zaman da çok özlüyorum yani. İlk zamanlar daha kötüydüm. Biraz alıştım ama yine özlüyorum yani. Sürekli irtibattayız. Anne kız işte. Sohbet ederiz, dertleşiriz. Başarılı olduğu zaman çektiğim bütün sıkıntılar, özlemimi, hasretim, her şeyim o anda yani geçiyor yani. Değiyor çünkü. Türkiye şampiyonu oldu geldik, tabii ki acı bir olayla karşılaştık. Hatice'ye de yansıtmadım bunu. Hatice'nin müsabaka esnasında Hatice babasının vefat etti. Neredeyse bir 10 yıl oldu vefat etti. Tabii ondan sonra ben aldım yanıma. Ona hem anne oldum, hem abi oldum, hem baba oldum. Çok zorluklar yaşadım. Ama ben bu yolda Hatice'yle hiç pes etmedim. Dedim kızım dedim, sonuna kadar yani ben hayatta olduğum sürece arkanda olacağım. Hani senin ayaklarının üstünde durabildiğini hissettiğim an zaten o zaman arkanda bir adım geri çekileceğim. Bu saatten sonra o mezara dedim, olimpiyat madalyasını götürmeden hani yollarımı ayırmayacağım senden. Sonuna kadar olacağım. Babama verdiğim söz için bu yolda daha çok çalışarak mücadele ediyorum. En büyük hedefim olimpiyatlar. Çünkü sporun zirvesi orası. Ve ben de bunun için mücadele ediyorum. Tüm madalyalarım var. Avrupa, dünya. Tek eksik olan madalyam olimpiyat madalyası ve bunun altın olmasını istiyorum. Bana inanan, güvenen, destek veren herkesi bu sevince boğmak istiyorum. Bayrağımı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mı okutmak istiyorum. Thank you.